Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalpli çıtır çıtır tatlıcıklar yapıyoruz. Malzemelerimize geçelim. İlk önce şerbetimizle başlıyoruz. Tenceremize 1 su bardağı suyumuzu alalım. Üzerine 2 su bardağı şekerimizi ekleyelim. 1 dilim limonumuzu ekleyelim. Ve ocağımıza kaynamaya gidelim. Üzeri için 2 çorba kaşığı balımız var. Yoğurma kasemizde 125 gram margarinimizi alalım. 3 su bardağı unumuz var. Açmak için nişastamız var. 1 tatlı kaşığı şekerimiz var. 1 çay kaşığı karbonatımız, 1 tatlı kaşığı kuru mayamız, 1 yemek kaşığı sirkemiz, 1 yumurtamız, 1 vanilyamız var. Yarım su bardağı suyumuz var. Evet, malzemelerimiz tek tek yoğurma kasemize ekleyelim. Yumurtamızı da kıralım. Bir elimiz ile macun kıvamına gelene kadar çırpalım, karıştıralım. Unumuzu ekleyelim. Unumuzu azar azar kullanalım ki unun kalitesine göre değişebileceği için her zaman azar azar ekliyorum. Evet arkadaşlar, suyumuzu da ekleyelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu toparladık. Elimizi yapışmıyor. Çok güzel özlü bir hamur elde ettik. Hamurumuzu yoğurma kasemize alalım tekrardan ve 1 saat kabarması için bekletelim. Üzerine streç film serelim. Evet. Hamurumuz kabardı. Havasını şöyle bir güzel alalım. Açmak için nişasta serpelim. Ve merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Evet arkadaşlar, açmış olduğumuz yufkanın üzerine bol nişasta serpelim. Dörde katlıyoruz yufkamızı. Tekrardan nişasta serpiyoruz. Hamurumuzu ikinci kez açmaya tekrar başlayalım. Çıtır çıtır kalpli tatlıcıklar elde etmek için hamurumuzu bu şekilde iki kere açmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açtık. Şimdi kalpli kalıbımızdan tatlılarımızı çıkartalım. İnceliğimiz bu şekilde olacak. Evet. Tavamıza 2 su bardağı yağımızı alalım, kızdıralım ve küçük kalpli tatlıcıklarımızı yağ ile buluşturuyoruz.
Burada çok çabuk hareket etmemiz gerekiyor. İnce oldukları için çabucak kızaracaklar. Çevirmemiz gerekiyor. Evet. Pişen tatlılarımızı bir tabağımıza çıkartalım. Evet, şerbetimiz kaynadı. Soğudu. Şerbetimi kaynamaya başladıktan sonra onu da 15 dakika kaynattım ve üzerine 2 çorba kaşığı balımızı ekleyelim. Karıştıralım ve bir kenara alalım. Evet arkadaşlar, küçük kalpli tatlıcıklarımızın üzerine şeker ve susam serpileceğim. İlk önce şerbetimizi fırça yardımıyla sürelim. Üzerine yenilebilir şekerlerden. Evet. Böyle bir görüntü vermek istedim. Siz dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Evet, susamımızı serpileyelim. Evet, tatlımız bu şekilde olacak. Tekrardan gösterelim. Evet. Arkadaşlar tatlımız servise hazır. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Eğer tatlılarımı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.